5. Bölüm. Ahlaksızlığa kapılan kardeş. Gerçekte aranızda cinsel ahlaksızlık, putperestler arasında bile rastlanmayan türden bir ahlaksızlık olduğu söyleniyor. Şöyle ki biri babasının karısını almış. Ve siz hala küstahlaşıyorsunuz. Oysa yas tutup bu işi yapanı aranızdan atmanız gerekmez miydi? Bedence olmasa da ruhça aranızdayım. Bu suçu işleyeni aranızdaymışım gibi Rabbimiz İsa'nın adıyla zaten yargılamış bulunuyorum. Ruhum aranızda olarak Rabbimiz İsa'nın gücüyle toplandığınız zaman bedeninin yok olması için bu adamı şeytana teslim edin ki Rabbi İsa'nın gününde ruhu kurtulabilsin. Övünmeniz doğru değildir. Azıcık bir mayanın bütün hamuru kabarttığını bilmez misiniz? Yeni bir hamur olabilmek için eski mayadan arınıp temizlenin. Nitekim mayasızsınız. Çünkü fısıh kuzumuz olan Mesih kurban edilmiştir. Bunun için eski mayayla, kin ve kötülük mayasıyla değil, içtenliğin ve dürüstlüğün mayasız ekmeğiyle bayram edelim. Mektubumda size ahlaksızlık yapanlarla arkadaşlık etmemenizi yazdım. Kuşkusuz bu dünyanın ahlaksızlarını, açgözlülerini, soyguncularını ya da putperestlerini demek istemedim. Öyle olsaydı bu dünyadan ayrılmak zorunda kalırdınız. Ama kardeş olarak tanınan biri ahlaksız, açgözlü, putperest, sövücü, ayyaş ya da soyguncu ise onunla arkadaşlık etmemenizi, böylesiyle yemek bile yememenizi şimdi size yazıyorum. İnanlar topluluğunun dışındakileri yargılamaya benim ne hakkım var? Sizin de yargılamanız gereken kişiler imanlılar değil mi? Topluluğun dışında kalanları Tanrı'ya aldılar. Kötü adamı aranızdan kovun.